Evet arkadaşlar, Boğaziçi Koleji'nin online ders anlatım videosuna hoş geldiniz. Bugünkü konumuz üriner sistem. Ancak üriner sistem asla ve asla bir üreme sistemi demek değildir. Bir kere bunu kesinlikle ve kesinlikle aklımızdan çıkarmıyoruz. Üriner sistem, üreme sistemi demek değil. Çünkü üreme sisteminde biz aslında yumurtanın ve spermin atılımından bahsediyoruz. Ancak üriner sistemde biz boşaltım atıklarının atılmasından bahsediyoruz. Ancak boşaltım atığı deyince yine neyi karıştırmayacağız? Sindirim sistemi de demek değil. Bunu da karıştırmıyoruz. Çünkü sindirim sistemi dediğimiz şey de aslında ağız yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak. Yani aslında anüsle dışarıya atılma söz konusu. Ancak üriner sistemimizdeki durum böbreklerimiz, üreter, mesane ve üretra dediğimiz yapıyla dışarıya atılma söz konusu. Anüs, üretra aynı şey değiller. Anüs dediğimiz şey sindirim sistemi ama üretra dediğimiz şey tam da bugün işleyeceğimiz boşaltım sistemi demek. Sindirim sonucu oluşan atıklar anüsle atılırken boşaltım sonucu olanlar üretra olarak dışarıya atılacaklar. Üretra denilen bölgeden. Ama dikkat etmem gereken bir nokta var. Dişilerde yumurta ve idrarı farklı farklı yerden atıyoruz. Bu benim olsun yumurtam, bu da benim olsun idrarım. Ben idrarı başka, yumurtayı başka yerden atıyorum. Ancak erkeklerdeki durum böyle değildir. Çünkü erkeklerde olsun bu sperm, olsun bu idrar. Her ikisi de aynı açıklıktan dışarıya atılacak ki zaten bu yüzden erkeklerdeki bu sisteme urogenital sistem adı verilecektir. Devam edersek, peki biz acaba azotlu atık olarak neler atıyoruz? Azotlu dediğimiz N formülünde amonyak, üre ya da ürik asit atabilen canlılar vardır. Amonya, üreyi ve ürik asiti biraz incelersek. Mesela amonya bakarsam bu bir inorganik maddedir. Peki ben bunu nereden anladım inorganik diye? TYT bilgimden hatırlarsam karbon, hidrojen bir arada ise organiktir ama burada bir arada değil. O yüzden inorganik bir maddedir. Üre ve ürik asite bakarsam organiktir. Bunu nereden anladım? Çünkü karbon, hidrojen bir arada bulunuyor diyorum. Peki, bunları biraz daha incelersek. Amonyak, üre ve ürik asit. Amonyaktan ürik asite doğru gittiğimde zehir oranı yavaş yavaş azalacaktır. Yani amonyak en zehirli olandır ve paramesyum dediğimiz hatırlayalım. Protistalar alemindeki yani tek hücreliler alemindeki terliksi hayvana benzeyen iki çekirdekli olan tek hücreli bir canlıydı. Hidra ve planarya dediğimiz omurgasız canlılar, balık omurgalı ve kurbağanın dikkat edelim larvaları erginleri başka bir şey atacaklar. Suda yaşayan canlılar gayet de amonyak atabilirler çünkü suda zaten çözünme olasılığı çok yüksek. Ama suda yaşamayan canlı artık gitgide ya üre ya da ürik asit atma formatına doğru dönecek. Üre ise daha az zehirli olandır. Ergin kurbağalar ve biz memeliler tarafından azotla atılan bir atık çeşidi ve biz amonyağı oluşturup karaciğerde ornitin adı verilen özel bir döngü var. Bu döngüyle birlikte amonyağı üreye dönüştürüyoruz ve bu formatta atıyoruz. Ürik asit ise böcekler yani eklem bacaklara ait olan omurgasızlar, sürüngenler ve kuşlar tarafından atılan yarı katı azotlu atıktır. Aşağıya doğru indikçe tekrar ediyorum zehir oranım artıyor. Peki acaba ben amonyağı neden üreye çevirdim? Ornitin dediğimiz bu delirle birlikte. Çünkü cevap... Çünkü dedik ki amonyak çok zehirli. Amonyağı seyreltmek için çok fazla suya ihtiyacım var. O zaman benim bu su kaybını engellemem lazım. Su kaybını engellemek amacıyla biz amonyağı üreye çeviriyoruz. Çünkü ben karaya adapte olmuş bir canlıyım. Tabii bu arada ben ATP'den kayıp yapıyorum bu döngüde çevirme işlemlerinde. Şuradaki ornitin devrinde 3 tane ATP kaybediyorum. Ancak sudan kazanç elde ediyorum diyoruz. Peki boşaltım sistemi organlarımız nelerdir? Pek tabii ki de bir çift böbreğimiz ki tabii ki de böbreğe bağlantılı olan atar damarlar ve toplar damarlar, üreter ve
İdrar kesesi, diğer adıyla mesane bölgesi ve üretra. Dikkat ediyorum, üreter ile üretra aynı şey değil. Üreter, üretip buraya doğru getiren, daha doğrusu üretilen yerden buraya getiren, üretra ise dışarıya doğru açılan açıklıktır diyorum. Peki, ben böbreğin yapısına baktığım zaman böbreği incelemek istiyorum. Acaba böbreğin neleri var, neleri yok ya da yapısında ne gibi yapılar söz konusudur? Böbreğe baktığım zaman. Hatırlayalım, böbreğin üzerinde ne vardı? Şapkaya benzeyen bir böbrek üstü bezi vardı. Direkt böbrekle bağlantılı değil. Ve böbrek üstü bezinin dış kısmına ne demiştik biz? Kabuk, yani diğer adıyla korteks adını vermiştik. Çeşitli hormonlar salgılıyordu. İç kısmına ise öz, diğer adıyla medulla adını vermiştik. Aynı mantığı ben şimdi böbreğe uyarlayacağım. Böbrekte şu pembe ile görülen kısım kabuk, yani diğer adıyla korteks. Yeşil ile görünen pembe pembe olan kısımlar öz, yani medulla bölgesi. Ve şu sarı gibi görünen renk ise havuzcuk bölgesidir. Burada biz idrarlarımızı toplayacağız. Nasıl ki bankanın havuzunda para toplanırsa, burada da aynı şekilde idrar toplanır. İdrar burada birikir ve daha sonra yallah üreterle birlikte hop nereye doğru? Mesane dediğimiz bölgeye doğru. Peki Malpighi piramidi nedir? Şudur. Şu pembe şekilli görünen ters dönmüş piramide benzeyen yapılar ki içinde bir sürü nerf fonlarımız yer alacak, yani süzülme birimlerimiz. Bunları ise Malpighi piramitleri adını vereceğim. Tabii ki atar damar gelirken toplar damar çıkacaktır. Peki bizim böbreğimiz ne yapıyor? Ne işe yarıyor? Tabii ki de böbreklerimiz dedik ki kanı süzer. Ve kanı süzdüğünde haliyle kanın hacmini ve otomatik olarak basıncını ayarlar. Çünkü kan hacmi, örneğin tuz yediğimiz zaman artıyordu tansiyon durumlarında ve bu da basıncı arttırıyordu. Basınç artarsa daha çok süzülme, daha çok idrara çıkma söz konusu olacaktır. Haliyle sodyum, klor, karbonat iyonları ya da hidrojen iyonları veya potasyum gibi çeşitli mineralleri atacağı için mineral dengesini düzenleyecek ya da bazen atmak yerine emilim de gerçekleştirebilecek. Su dengesini ayarlayacak. Kim ayarlıyordu hatırlayalım? ADH dediğimiz hormon. Antidiüretik hormon. Ne diyordu bana? Suyu çek. Nereden? Böbreklerden diyordu. Kan pH'ını ayarladı. Nasıl? Çünkü bazen bikarbonatları attı, bazen hidrojenleri attı ya da emdi. Azotlu atıkları, amonyak olabilir, üre olabilir, ürik asit. Bunları ne yaptı? Vücuttan uzaklaştırdı. Tekrar ediyorum, amonyak en zehirli olan, ürik asit en zehirsiz olan. Buraya doğru gittikçe ne olacaktır? Zehir oranı azalacaktır diyorum. Eritropoietin hormonu üretir. Eritropoietin hormonu ne yapıyor? Al yuvar yapıyor. Nerede? Kemik iliğinde. O zaman eritropoietin aslında kemik iliğini uyararak diğer adı neydi al yuvarın? Eritrosit idi. Öyle değil mi? O zaman eritrosit yapımını eritropoietin hormonu sağlayacak. Böbreğinde bir sıkıntı varsa şayet bu sefer ne olacaktır? Al yuvar üretimin sıkıntıya düştüğü için kansızlık, yani diğer adıyla anemi söz konusu olabilecektir diyeceğim. Ha, eritropoietin sadece böbrekten mi? Hayır. %90'ı okey böbrekten salgılanırken, yaklaşık %10'u ise karaciğerden salgılanan bir hormondur diyoruz. Açlık durumlarında ama çok stres durumunda. Stres demek vücudun stres halinde olması. Yani çok aşırı açlık durumu. Kan şekerini düzenleyecek. Nasıl yapacak bunu? Başka bir monomeri, örneğin amino asiti neye çevirecek? Glikoza çevirecek, haliyle kan şekerini arttırma görevi de söz konusu olacaktır diyoruz. Peki nefron nedir? Şimdi bu benim bir böbreğimdi. Tekrar edersek, böbreğin dışarısı kabuk bölgesiydi. Daha sonra böbreğin şöyle içerisinden piramide benzeyen yapılar çıkıyordu. Burası öz, diğer adıyla medullaydı. Şurası havuzcuk bölgesiydi. Havuzda toplanıyordu bizim idrarımız. Daha sonra üreter ile nereye gidiyordu? Mesaneye gidiyordu. Şu böbreğin öz bölgesinde şurada Malpighi piramitleri dediğimiz piramitler var ve burada yaklaşık 1 milyon kadar
neyimiz var? Nefronlarımız, yani süzülme birimlerimiz var. Peki bu nefron ne? Neye benziyor acaba? Yapısı, şekli nedir? Nasıl bir süzülme, nasıl bir emilme ya da başka neler yapıyor? Yapısı glomerulus, boğmen, proksimal halle ve distal tüpten oluşuyor. Şekil üzerinde bakarsak. Şimdi bu tahtada gördüğümüz bir nefron arkadaşlar. Nefrona baktığımızda glomerulus şurası. Kılcal, 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 kılcal yumaktır aslında. Etrafında şöyle C şeklinde yer alan, aslında onu boğuyormuş gibi görünen boğmen kapsülüdür. Şurası işin profesyoneli, proksimal ilk tüpü. Burası nasıl ki Havers kanallarımız vardı bizim kemik sistemimizde. Burada da aynı şekilde H harfini andıran henle kulpu var. Burası inen kol, burası henle kulpunun çıkan koludur. Burası işin birincisiydi, burası da ikincisi. Yani distal tüp ve idrar toplama kanalıyla birlikte nereye açılacaktır burası? Havuzcuğa açılacaktır. Ancak neye dikkat edeceğim? Havuzcuk bir nefron yapısında değil. Nefron dediğim şey şurası. Havuzcuk toplanılan yer, nefrona dahil değildir diyeceğiz. Bir de dikkat edelim, glomerulus yumağına baktığım zaman, kılcalına baktığım zaman dikkatimi şu çekiyor. Atar damar, Allah Allah, bir daha bir atar damar var. Normalde biz hep ne yapmıştık? Atar damar, kılcal damar ve toplar damar mantığını görmüştük dolaşım sistemi boyunca. Ama burada iki atar damar var. Birazdan zaten göreceğiz neden olduğunu. Bir de bu şekilde görelim. Yine böyle de sorularda karşımıza çıkabilir. Burası nedir dedik? Glomerulus kılcalımız, boğuyormuş gibi C şeklinde görünen Bowman kapsülü, işin profesyoneli, proksimal tüpü, henlenin inen kolu, henlenin çıkan kolu ve işin ikincisi distal tüpü ve idrar toplama kanalıyla hop nereye doğru gidecek? Havuzcuk, diğer adıyla neydi havuzcuk? Pelvis bölgesi. Doğru gidecektir. Peki tabii ki atar damar gelip atar toplar damarla çıkacaktır. Bak gelen atar damar, giden atar damar olacaktır. Peki idrarımızı nasıl oluşturuyor bu böbrek? Neler yapıyor acaba? İdrar 3 aşamada oluşur. 1. Önce süzmem lazım. Filtreden geçirmem lazım. 2. Emmem lazım. Nereye? Geri vücuda. R. Geri. Absorplamak, emmek ve 3 en son istemediklerimi de salgılamam. Aktif olarak boşaltmam gerekir. Aktif boşaltımda o zaman ben ATP harcanmasını anlarım. Çünkü burada bir aktif taşıma söz konusudur diyeceğiz. Peki süzülme olayı nerede oluyor? Kimle kimin arasında oluyor acaba? Şimdi süzülme olayına baktığımız zaman... Bu nedir dedik? Glomerulustur dedik. Bol miktarda kılcal damarla çevrili, hatta yumak şeklindedir. Glomerulus yumağı olarak da karşımıza çıkabilir. Bu etrafındaki nedir dedik? Bowman kapsülü. Burada süzülme oluyor arkadaşlar. Yani glomerulustan Bowman'e doğru. Buraya geçen süzüntü adını alacak zaten. Süzülmüş bazı maddeler olacak içerisinde. Ve ne dedik? Dikkat ediyorum. Bir getirici atar damarı. Ve bir götürücü atar damarı var. Peki bu bana neleri sağlayacak? Şunu sağlayacak. Şimdi glomerulus, Bowman kapsülü sonra devam edeceğiz. Bu getirici atar damar, bu götürücü atar damar. Glomerulustan Bowman'e doğru süzülme işlemi olacak. Filtreleme yani süzülme işlemi dedik ki glomerulus ile Bowman arasında gerçekleşir. Kan basıncı, ne demiştik biz kan basıncına? İtme. İtme sayesinde gerçekleştiği için ATP harcamıyorum. İki tane atar damarın zaten yüksek bir kuvveti vardır. İtme kuvveti vardır. Bundan dolayı zaten süzülme gerçekleşecektir. Enerjiye de ihtiyacım yoktur bu durumda. Glomerulustan buraya geçen maddelere, aslında doku sıvısına benziyordur bu. Çünkü içerisinde al yuvar, ak yuvar ve kan pulcuğu yoktur. Al yuvar neydi? Eritrositti. Ak yuvar neydi? Lökositti. Kan pulcuğu neydi? Trombosit idi. Haliyle kan proteinleri de bulunmuyor. Neydi bu? Albümin mesela, globulin mesela, fibrinojen mesela gibi proteinlerimiz var idi. Bunlar bulunmadığı için doku sıvısına benzeyen şuradaki maddeye süzüntü adını veriyorum ve süzüntünün içinde su, glikoz, dikkat ediyorum besin monomeri dahi var amino asit gibi.
tuz, vitamin, üre, bikarbonat yani HCO3 ve hidrojen iyonlarımız da olabiliyor süzüntünün içerisinde. Ama neye dikkat ediyoruz dedik? Kan kılcalarından biraz farklı. Şuradaki glomerulusumuz nasıl yani farklı? Şöyle farklı. Şimdi glomerulus ile kan kılcallarının farkları nelerdir? Biz Starling hipotezinde neyi görmüştük? Demiştik ki Starling hipotezinde. Bu gelen atar damar. Bu giden toplar damar. Bu madde alışverişinin olduğu kılcal damar. Bunlar da şöyle dokular arası sıvı bölgemiz idi. Kılcal damar normalde bir atar ile bir toplar damar arasında yer alır. Ama bizim ekstra durumumuz nedir? İki tane atar damar arasında yer alıyormuş. Çünkü glomerulusu nasıl çizdik? Şöyle dedik ki getirici atar damar, götürücü atar damar. Daha sonra işte çeşitli yapılardan geçecek, havuzcukta birikecek. İki atar damar arasında yer alıyorsam ben, kan basıncım haliyle yüksek ve yaklaşık olarak sabittir zaten. Sadece süzülme var. Niye? Biz kan basıncına itme, protein ozmotik basıncına ise emme kuvveti dedik. İtmem fazlaysa o zaman ne yapacağım? Sadece süzülme yapacağım. Emilim olmaz. Emilim nasıl oluyordu? Biz Starling hipotezinde dedik ki bu ozmotik basınç olsun, bu da kan basıncı olsun. Burada itme büyüktür emmeden olduğu için süzülme. Burada da emilim söz konusu idi. Ama burada hep yüksek olduğu için kan basıncı sadece süzülme var. Emilim yok. Demek ki emilim sonraki aşamamız olacak. Biri bitirdikten sonra iki olacak. Reabsorpsiyon da karşımıza çıkacaktır. İki katlı epitel doku var. Niye? Çünkü ben iki tane atar damar arasında yer alıyorum. İki atar damarın kan basıncı yüksek olduğu için ne yapmam gerekiyordur benim? Buna dayanıklı olabilmek için iki katlı, burada tek katlı endotel tabakam vardı, olmam gerekir. Evet, dedik ki glomerulusun genel farkları bunlardır. İki tane atar damar ile çevrili iki atar damar arasında yer alıyoruz. Kan basıncımız yüksek çünkü iki tane yine atar damar söz konusu. Atar damar itme kuvvetinden dolayı kan basıncımız yüksek. Sadece süzülme gözleniyor. Geri emilim diye bir şey yok çünkü kan basıncım hep yüksek ve sabit. Çünkü iki atar damar arasındayım. İki katlı epitel doku var çünkü benim bu yüksek kan basıncına dayanıklı olmam gerekiyor. Normaldeki kan damarlarında Starling hipotezinde gördüğümüz tek katlı endotel değil, burada iki katlı endotel söz konusudur diyoruz. Peki devam edersek, süzülmeyi yaptık. Dedik ki süzülme glomerulus ile Bowman arasında gerçekleşti. İtme kuvvetiyle olduğu için bir enerji harcanmadı. Peki geri emilim, geri re emilim, absorpsiyon olayları nasıl oldu? Nefrondan veya idrar toplama kanalından kılcallara doğru gerçekleşti. Bu ne demek? Şu demek. Şimdi bu benim nefronum, öyle değil mi? Şimdi ben emmek istiyorsam şayet de burası nereye açılacak? Artık idrar dışarı atılacak, havuza doğru gidecek. O zaman benim bazı şeyleri emmem gerekiyor. Kanaldan vücuduma doğru, yani aslında kılcal damarlarıma doğru emilim söz konusu olacak. Ve bu emilimde bazen difüzyon, diğer adıyla ne demiştik biz difüzyona? Yayılma. Bazen ozmoz, neydi aslında? Bu suyun difüzyonuydu ve bazen aktif taşıma, yani azdan çoka doğru ATP harcayarak gerçekleştirebiliyorum. Ama dikkat etmem gereken bazı noktalar var. Nasıl dikkat etmem gereken noktalar? Şu şekilde. Neydi? Glomerulus, Bowman, proksimal, hen ve inen kol, hen ve çıkan kol, distal, idrar toplama kanalı, havuzcuğa açılıyor idi. Şimdi biz buralarda emilim yaparken, burada süzülme yaptık ve burayı bitirdik. Emilim yaparken proksimal tüpte, yani şurada besin monomerlerin emilimini başladım ve bitirdim. Yani işin profesyoneli, vücuttan dışarıya asla ve asla ne atılmasına? Besin monomerlerin atılmasına izin vermiyor. Bundan dolayı da ne yapıyor? Hepsini emiyor, hepsini topluyor ve kılcallara doğru geçiriyor.
Kreatin denilen maddenin emilimi yoktur. Kreatin neydi? Hatırlayalım. Kreatin fosfat denilen çizgili kaslarımızda bir enerji deposu olarak kodladığımız fosfatından alıp enerji yapacağımız bir molekül vardı. Bu kreatinin emilimi yok bizim vücudumuzda. Kreatin o zaman nereye gidecek? Hop, yallah, idrara gidecektir. Henle kulpunun inen kolunda su emilimi varken çıkan kolda su emilimi yok. Yani ben burada suyu okey emiyorum ama burada suyu ememiyorum. Neden olduğunu birazdan göreceğiz. Sağlıklı bir insanda, yani sende ve bende ya da diğer sağlıklı insanlarda suyun %99'unu geri emeriz. Yani %1'lik kısmını sadece idrarla atıyoruz. Buna rağmen çok fazla da su atılıyor. Glikoz ve amino asitlerin %100'ü, yani bana enerji veren glikoz olsun, amino asit olsun, hiçbirini asla idrarla atmak istemem. Tamamını emerim. Ürenin ise %50'sine, unutmayacağım, ürenin %50'si emilir. %50'si atılır o zaman otomatik olarak. Neden? Çünkü kanın ozmotik basıncını sağlamak amaçlı bulunması gerekiyordur. Ha, şöyle bir durum olursa, eşik değeri geçti diyelim ki glikoz. Benim kanımda atıyorum 100 tane glikoz olması gerekiyordu ama eşik değeri geçti, 150 oldu. Bu sefer kalanın idrarla dışarıya atılması söz konusu mu? Evet, ama bu sağlıklı insan olduğunu göstermez. İdrarla glikoz atılıyorsa hatırlayalım, şeker hastası adını veriyorduk. Şekersiz şeker hastalığı neydi? O ADH hormonuna bağlı sık idrara çıkma durumu idi. Şeker hastalığı ise insülin ile alakalı bir hastalık idi. Peki, az önceki soru. Su emilimi acaba neden çıkan kolda olmuyor? Proksimal tüpüm, henlenin inen kolu, henlenin çıkan kolu, distal tüpüm, idrar toplama ve havuzcuk kısmı. İnen kolda dedik ki suyun emilimi okey var ama çıkan kolda dedik ki suyun emilimi yok. Neden yok? Çünkü aquaporin adı verilen özel su kanalcıklarımız var bizim. Kanal zaten protein kanal diye hatırlayalım. Şöyle kanallarımız vardı, fosfolipid tabakamız vardı, hücre zarında. Özel bu protein yapılı su kanalları çıkan kolda yok. Çıkan kolda aquaporin yoksa o zaman su emilimi de olmayacaktır. Çünkü orası su kanalıdır diyeceğiz. Yani aslında her kol eşit şekilde suya ya da çeşitli minerallere geçirgen değildir diyeceğiz. Peki, okey, biz ne yaptık? Süzülme işlemimizi yaptık. Nerede? Glomerülüs ile Bowman arasında emilim işlemimizi yaptık. Çıkan kol, inen kol, proksimal ya da distal tüpte idrar toplama kanalıyla havuzcuğa açtık. Salgılama, aktif boşaltım. Salgılama diyorsam ben bunu vücutta istemiyorumdur, öyle değil mi? O zaman kılcallardan kanala doğru, o ilerlesin zaten nereye? Havuzcuğa gelsin, havuzcuktan da ilerlesin, idrara gelsin diye. O zaman kılcal damarlardan kanala doğru gerçekleşir. Ama emilim nasıldı? Kanaldan kılcala doğru gerçekleşiyordu. Ve adı üzerinde aktif boşaltım ise aktif taşımayla, yani ATP harcayarak, yani azdan çoka doğru taşıyarak gerçekleştireceğim. İlaç kalıntıları, örneğin penisilin çokça karşımıza çıkacaktır. Amonyak, dikkat, amonyak da var bizim idrarımızda. Yani biz üreye çevirdik diye asla bizim idrarımızda amonyak yok değil. Çünkü böbrek hücrelerinde oluşturduğu amonyaklar var. Bunlar karaciğere uğramadan idrarla dışarıya atılıyorlar. Hidrojen ya da bikarbonat iyonları, potasyum iyonları gibi maddeler salgılanabiliyor. Yani dışarıya atılabiliyor. Ve ben neden oku buraya sürekli yaptım salgılamada? Çünkü en çok distal tüpte salgılama söz konusudur dedim. Ve bir hatırlatma, uyarı, hemen AYT bilgimizden hatırlarsak, ADH ne diyordu? Su çek, antidiüretik hormon olarak sana bunu emrediyorum diyordu. Haliyle ben ne yapacağım? Bol miktarda su emileceğim. Aldosteron ne diyordu? Sodyum ve kloru çek, ancak potasyumu istemiyordu, potasyumu çekme diyordu. O zaman potasyumu da salgılama tabii ki de bunun sayesinde olacaktır diyoruz. Bir toparlayacak olursak,
Şimdi az önce biz bir kabuk dedik, öz dedik. Bunlar nereye gittiler? Işınlandılar mı? Hayır, tabii ki de ışınlanmadılar. Bu bir böbrek. Böbreğimizin şuralarında piramitlerimiz var. Burası kabuk, burası öz bölgesi. Ben buradan bir kesit aldığımda neyi görüyorum? Şuranın kabuk, şuranın öze tekabül ettiğini görüyorum. Yani böbreğin kabuk korteks bölgesinde ne varmış? Glomerulus, proksimal tüp, pardon, Bowman kapsülü, proksimal tüp, distal tüp ya da idrar toplama kanalının bir kısmı. Ama öz bölgesinde henle kulpunun inen ve çıkan kollarının olduğunu görebiliyorum. Burada toparlarsak. Şimdi dedik ki getirici atar damar, götürücü atar damar. Ya götürücü de bu atar damar nereye götürüyor? Şuraya. Buraları kılcallarla sarıyor, sarıyor, sarıyor. Daha sonra hepsi zaten nereye açılıyor? Havlucuk bölgesine açılıyor ve toplar damarla birlikte tekrar nereden? Böbrekten dışarıya doğru çıkıyorlar. Götürücüden kastımız bu yani. Peki. Pardon. Peki. Getirici getirdi, götürücü götürdü. Buralardan bazen şuralardan emilim yapacaklar. Peki. Glomerulus'ta proksimal Bowman'e doğru ne yaptık? Biz süzülme olayını yaptık. Süzülme olayında dedik ki kan basıncı etkili, bu yüzden ATP harcanmadı dedik. Buraya gelen sıvının adına süzüntü adını verdik. Daha sonra besinlerin emilimine geçtik. Birinci aşama süzülümdü, ikinci aşama emilim. Besinlerin emilimi burada başladı ve bitti dedik. Çünkü enerji veren hiçbir şeyi profesyonel olan bırakmaz dedik. Daha sonra inen kol ve çıkan kolu var dedik. İnen kolda dikkat, su var ama çıkan kolda su yok. Buna neden dikkat ediyorum? Çünkü dedik ki sorularla zaten çok gelecek. Aynı zamanda bunun nedeni kim? Aqua porin adını verdiğimiz özel su kanalcıklarımızdır dedik. Distal tüpe çok fazla 3 numaralı aşamam artık ne olacaktır? Salgılama işlemi olacaktır. Ve idrar toplama kanalında dikkat, %50 ürenin emilimi söz konusu. Çünkü kalan %50 ne yapıyor? Kanımızın ozmotik basıncını sağlıyor demiştik. Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Pasif taşıma, aktif taşıma, ozmoz. Pasif taşıma neydi? ATP'nin harcanmadığı difüzyon idi. Aktif taşıma neydi? Azdan çoka doğru ATP'nin harcandığı taşımaydı. Ozmoz ise aslında neydi? Suyun difüzyonu, suyun pasif taşıması, yani yine ATP'nin harcanmadığı demekti. Suya dikkat edersek ya pembe yani pasif ya da mora benzeyen yine pasif taşımadır. O zaman ben şuna dikkat edeceğim. Diyeceğim ki not... Su ATP harcanmadan emilir. Yani suyun aktif taşıması söz konusu değildir dedik. Ha ama onun dışında mesela sodyuma bakalım. Sodyum bazen aktif taşımayla taşınabiliyor proksimal tüpte. Öyle değil mi? Ama bazen de ne yapabiliyor? Su pasif taşımayla, su diyorum pardon, sodyum pasif taşımayla taşınabiliyor. Yani bu durumlar değişkenlik gösterebilirler tıpkı klordaki gibi. Okulara dikkat ederseniz bazen enerji harcanıyor, bazen enerji harcanmıyor demiştik. Peki, ek bilgilerim nelerdir acaba? Şimdi, D vitamini ile kalsiyum emilimi sağlanır. Çünkü hatırlayalım, D vitamini kalsiyumun emilimini sağlar. TYT bilgilerimizden D vitamini eksikliğinde kalsiyum emilimi sıkıntıya düştüğü için bu sefer ne olacaktır? Kemiklerde erime ya da eğrilik durumu söz konusudur. Yine sorularda çok karşıma çıkacak. Soğuk havalarda kılcal damarlar büzülür. Büzülsün, yani küçülsün, daralsın. Haliyle kan basıncım yani itme kuvvetim artacaktır. Bu nedenle de süzülmem arttığı için çok sık idrara çıkarız. Yani kışın sık idrara çıkmamızın nedeni damarlarımızın büzülmesi, incelmesi, küçülmesi anlamına gelir. İncelmesi değil de küçülmesi, daralması. Mesane dediğimiz kısım neydi? Bu benim böbreğim, bu da diğer böbreğim. Süzüldüler, mesaneye geldiler. Mesane düz kastır. Yani istemsiz çalışır. Ama idrarımızı nasıl tutuyoruz acaba biz? Çünkü üretrada, yani şurada yer alan sfinkter, yani halkasal çizgili kaslar, çizgili istemli kaslar idrarımızı tutmamızı sağlayacaktır diyoruz. Glomerulus ve Bowman kapsülüne Malpighi cisimciği dendiğini unutmuyoruz. Tekrar ediyorum. Malpighi piramidi dediğim şey buradaki yapılar, piramit görüntüler. Cisimcik dediğim şey ise
şunun ta kendisidir diyorum, karıştırmıyorum. Süzülme basıncının artması süzülme hızını arttıracaktır. Aslında kan basıncı mantığı. Nasıl çizmiştik? Demiştik ki olsun benim kan basıncım. Burada yaklaşık 70 milimetre civadır bu arada. Olsun burası da benim ozmotik basıncım. Eğer ki kan basıncımı yukarıya atarsam ne olacaktır? Şu kadar süzülme varken bu kadar süzülme olacaktır. Yani artacaktır. O zaman kan basıncının artması, kan akışının, miktarın ya da kılcal damarların daralması ki şurada görmüştük. Ne yapacaktır? Süzülmeyi arttıracaktır diyoruz. Toparlayacak olursak başka bir sayfa hemen açalım. Bu şekilin üzerinden son kez bir üzerinden geçiyorum. Pardon, bekletiyorum. Evet, toplamam gerekirse idrar 3 aşamadan oluşur. 1. Süzülme, diğer adıyla filtrasyon. 2. Geri emilim, diğer adıyla reabsorpsiyon. Ve 3. Artık salgılama, diğer adıyla aktif boşaltım. Ne yapıyorduk? Süzülmemiz nerede gerçekleşiyordu? Glomerulus ile Bowman kapsülü arasında, iki tane atar damar arasında yer aldığı için kan basıncı yani itme yeterli oluyordu ve süzülmede ATP harcamıyor idi. Yani mitokondrinin bir görevi yok. Emilim işlemi nerede oluyordu? Aslında burada da, burada da ve buralarda da, hatta burada da emilim söz konusu. Ancak emilim her yerde eşit değildi. Niye? Çünkü aquaporin denilen mesela molekül var. Suyun buradan geçişini sağlarken suyun buradan geçişine izin vermiyor idi. Bazen enerji harcamam ama bazen enerji harcayabilirim. Unutmamam gereken şey, işin profesyoneli besinlerin emilimini burada ne yapıyordu? Tamamlıyor idi. Daha sonra salgılamamızın çoğu nereye oluyordu? Distal tüpe doğru oluyordu ve üremizin yaklaşık %50'sinin emildiğini unutmayacak idik. Sonra burası zaten nereye? Havuzcuğa açılacak. Havuzcuktan sonra da idrarla dışarıya atılacak diyorduk. Lütfen unutmayalım, dikkat edelim. Süzülmede enerji yok. Geri emilimde ATP olabilir, olmayabilir ama mesela suda asla ve asla enerji harcanmıyor. Çünkü hep pembe. Salgılamada ise ATP harcanır. Salgılama ve süzülmeyi tekrar ediyorum. Pardon, emilimi tekrar ediyorum. Salgılama dediğimiz şey kanala doğrudur. Ama emilim dediğimiz şey kanaldan kılcallara doğrudur. Bu emilim iken bu istemediğim şeyleri atmak, salgılamak demek. Evet arkadaşlar, üriner sistem konumuz bu kadar. Kendinize iyi bakın.